Herkese merhaba arkadaşlar. Mekanize Garajı hoş geldiniz. Bugün bana bir kuryeyi ele alacağız. Ele almayacağız. Daha doğrusu hatta direkt yapacağız. Nasıl yapacağız? İlk önce kayıt olacağız. Sonra paket seçip paket alacağız. Paketlere bakacağız. Neler var? Ardından paketimizi alıp gidip bir teslim edeceğiz. Ne kadar para veriyor? Nasıl uğraştırıyor? Uğraştırmıyor? Nasıl bir sistem? Bunu öğrenmiş olacağız. Ve bu arada size söyleyebileceğim tek şey, bütün kurye firmalarının videolarında şu: patronsuz kurye, patronsuz kurye. Asıl patronsuz kurye bu arkadaşlar. Neden patronsuz kurye bu? Telefonunuzdan istediğiniz zaman paketi alıp istediğiniz zaman götürüyorsunuz. Ne zaman isterseniz, ne zaman boşsanız, istediğiniz boş saatte, boş vaktinizde bu işi yapıyorsunuz. Boş değilseniz zaten yapmak zorunda değilsiniz. Kimse size neden paket atmadın diye hesap sormuyor. Böyle bir durum yok. Şimdi hemen inceleyeceğiz, başlayacağız çalışmalara. Ondan önce sizlere şunu belirteceğim. Ödeme sistemini soracaksınız. Ödeme sistemimiz şu şekilde: haftalık olarak yapılıyor sistem arkadaşlar. Müşterilerin bazıları elden ödeme yapıyor. Elden ödemeleri de zaten direkt alıyorsunuz. Online ödemelerde haftalık sizin başta kayıt olurken belirttiğiniz IBAN'a yatıyor. Onun dışında ödemelerle alakalı başka bir şey yok. Hemen ilk olarak bir kayıt olalım. Ardından bir paket seçimine bakalım. İlk önce Google Play Store'dan veya App Store'dan şu ekranda gördüğünüz uygulamayı indiriyorsunuz. Bu kuryelere özel olan uygulamasıdır. İndirdikten sonra hemen telefonunuza yükleniyor ve ardından uygulamayı açıyorsunuz. Hemen bulunduğunuz şehri seçiyorsunuz. Zaten İstanbul ve İzmir var. İstanbul'u seçtik. Buradan cep telefonu numaramızı giriyoruz ki doğrulama yapacak. Şimdi ben ekranı falan böyle yerlerde blurlayacağım. Çünkü arkadaşlar görünmesi doğru değil. Girdikten sonra telefonunuza bir mesaj gelecek. Hemen o mesajı zaten oraya yazıyorsunuz. Ardından devam ediyorsunuz. Buradan sizden kişisel bilgilerinizi istiyor. Bir sosyal medyaya kayıt olur gibi. İsminizi, soy isminizi gireceksiniz. Ben yine blurlayacağım buradan sonrasını. Bir sonraki sayfada açacağım tekrar. Ve mail adresinizi ekleyeceksiniz arkadaşlar. Ve hemen alttaki beyaz kısma da profil fotoğrafınızı ekleyeceksiniz. Yüzünüzün belirgin olduğu bir şekilde ekleyin fotoğrafı. Saçma bir fotoğraf olmasın. Şimdi ben bu aşamalarda fotoğraf seçtiğim için buraları hep blurluyorum arkadaşlar. Fotoğrafı da seçiyoruz. Ardından bir sonraki sayfaya geçtik. TC kimlik numarası, IBAN numarası, adli sicil kaydı ve ikametgah bilgilerini bizden istiyor arkadaşlar. Bunları da hallettikten sonra zaten çok bir şey kalmayacak. Bu uygulamaları da çok özür diliyorum. Bu belgeleri de e-devlet üzerinden sağlayabiliyorsunuz. Hemen onları da indirdikten sonra buraya yüklüyoruz tek tek telefonumuzdan ve ardından sonraki sayfaya geçiyoruz. Burada da sizden motokurye mi, araçlı kurye mi olacağınızı seçmenizi istiyor. Motokurye veya araçlı kurye olarak seçiyorsunuz. Beyaz kısmada ehliyetinizin önlü arkalı fotoğrafını çekiyorsunuz. Eğer bir kullanan arkadaşınız varsa bana bir kuryeyi, onun sizinle paylaşacağı davet kodunu veya yetkili bir ismin sizinle paylaşacağı davet kodunu alt tarafa ekleyerek tamamen kayıt işlemlerini oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi kaydolduk arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Hemen bir paketlere bakalım, neler var neler yok. Bir tane paket seçelim. Şimdi bizi paketler karşıladı arkadaşlar. Şu 814'lük paketi seçtim. Gördüğünüz gibi burada başvuru butonuna tıkladım. Eğer gereksiz yere paketi iptal ederseniz 20 TL ceza ile karşılaşacağınızı size uyarı olarak veriyor. Şimdi hemen şu aşağıda adreslerimiz var. Adreslere bakacağız. Bakmadan önce de gönderiyi başlata basarsanız yola çıkmanız gerekiyor. Şuradan adresi ve iletişim bilgilerini görebilirsiniz. Ardından gönderiyi başlata bastığınız anda yola çıkmanız gerektiğini size söylüyor. Gördüğünüz gibi fiyatları gördünüz. Akşam saati olmasına rağmen, 8-9 suları olmasına rağmen epey bir paket var. Bunlardan bir tanesini seçtik. Hemen yola çıkıp paketimizi ilk adrese varalım. Paketimizi alalım. Ardından ikinci adrese gidelim. İlk adrese geldik. Birinci adresi Solanlı yazıyor yukarıda arkadaşlar. Alt tarafı bilerek sansürledim. Kişisel bilgiler var ondan dolayı. İlk adresten paketimizi alırken kamera açılıyor, sonlandır dediğimizde ve paketin bu şekilde resmini çekiyoruz. Ondan sonra tamam dedikten sonra yukarıya motokurye yazıyoruz. Alt tarafa da isminiz, soy isminizi Orhanımız Gencebay yazarak espri yapmış. Kendi soy ismini yazıyor. Okey dedikten sonra buraya yine kişisel bilgiler geleceği için ufak bir çıkartma koyacağım arkadaşlar. Ardından diğer adrese gitmek için yeşil butona tıklıyoruz.
Arkadaşlar gördüğünüz gibi paketi teslim aldık. Basit, uygulama çok basit. Gidiyorsunuz, paketi teslim alıyorsunuz, bu kadar. Ardından ikinci adrese gideceğiz şimdi. İkinci adrese gidiyoruz. Paketin teslim aşamasını size anlatacağız. Arkadaşlar sonunda Orhan adrese geldi. Teslim edeceği adrese geldi. Yeşil butonumuz var. Adrese geldim yazıyor. Buna tıklayacağız. Tıkladıktan sonra bize 15 dakika bekleme sisteminin uygulanmadığını söylüyor. Buradan sizden fotoğraf isteyecek. Geldiğiniz yerin fotoğrafını çekeceksiniz. Oraya bir kanıt olarak. Fotoğrafı da çektikten sonra sizden yine motokurye yani ünvan ve isim soy isim bilgisi isteyecek. Siz de bilgilerinizi dolduracaksınız. Yine burayı sansürledim. Okeyleyeceksiniz. Ardından paketiniz kapatıldı diye uyarıyı alacaksınız. Bütün işlem bu kadar arkadaşlar. Olay bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi paketi teslim ederken sadece sizden fotoğraf istiyor. Oraya motokurye ve isminizi yazıyorsunuz ünvan kısmına. Bunların hepsini zaten gördünüz az önce. Bir fotoğraf çekiyorsunuz. O fotoğrafta oraya geldiğinize dair bir kanıt. Paketi teslim ettiğinize dair bir kanıt. Onun dışında hesabınıza zaten geçiyor. Bu hafta içerisindeki ödeme sizin bana bir kuryedeki hesabınızda gözükür. O banka hesabınız değildir. Kendi hesabınızdır. Orada gözükür. Hafta başında da yani haftalık olarak da ödemeleriniz IBAN'ınıza yapılır. Bana bir ile ilgili söyleyeceklerim benim yorumlarım arkadaşlar. Şu an evde oturuyorum mesela. Açarım, bakarım yakın mı değil mi ona göre birden fazla paket alabilirsiniz. Ama bana birinin önceliği şu arkadaşlar. Paketi hızlı ve sağlam bir şekilde teslim etmek. Yani paketi tek tek atmanıza gerek yok. Birkaç tane paket alabilirsiniz bir güzergah oluşturup kafanızda. O şekilde yapabilirsiniz ama bana bir kesinlikle önceliği paketin sağlam ve hızlı bir şekilde teslim edilmesine veriyor. Tabii ki hızlı teslim edilmesi derken burada kesinlikle öncelikle sizin can sağlığınız önemli. Onun dışında başka söyleyeceğim hiçbir şey yok arkadaşlar. Sistem gördüğünüz gibi yorum içinde farklı bir video çekeceğiz. Sizden gelen şimdi sorulara göre biz ayrı bir video çekeceğiz. Tamamen detaylı incelemesini yapacağız. Şu an sadece nasıl kullanıldığını anlattık. Yüzeysel olarak yorumum ise patronsuz kurye bu. Bence patronsuz kurye bu. Canınız ne zaman isterse o zaman çalışıyorsunuz ve çalıştığınız kadar para alıyorsunuz abi. Şunu da söyleyeyim, değer mi sorumuz var bizim. Genelde diğer kurye firmaları için de sorduğumuz. Bu size bağlı arkadaşlar. Yapacağınız mesafeyi, motosikletiniz özellikle büyük cc'li motosikletse belki yakıt masrafınız yani vereceği paraya tekabül edecek. Düşük cc motosikletle yapmak her zaman daha iyi. Birkaç tane paket alabiliyorsanız o şekilde arka arkaya gidip yani benzinden tasarruf etmeniz daha önemli. Yani daha iyi bir avantaj sağlayacaktır size. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Beğenip abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizin yaptığınız yorumlar bizim için çok önemli. Kesinlikle çok önemli. Kanalın şekillenmesine siz sebep oluyorsunuz. Sizin sayenizde bir şekil almaya başlıyor. Çünkü bizler izleyicilerimize göre içerikler yapmak istiyoruz. Ve bu arada arkadaşlar ufak bir açıklama yapayım. Biz bir motosiklet kanalıyız. Bir Trend Yolgo kanalı değiliz. Bunu bilin. Bazı kanallar tamamen bu tarz içerikler yapıyor ama biz şu anda bir kurye firması serisi yaptığımız için arka arkaya bunlar geliyor. Arada yine farklı videolar atıyoruz ama bu seriyi bitirdikten sonra daha farklı videolara geçeceğiz ve yasaklardan dolayı, kısıtlamalardan dolayı çoğu içeriğimizi de evde çekiyoruz. Onun için beğenip abone olursanız çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.